Parti'de Gül'ü de iyi tanıyorsun sen. Son dönemde temasın da vardı. Gül'ün çok kızgın olduğunu anlıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün babasını da kaybetti. Cenaze Evet, töreni vardı. Gideceğim yarın. Evet. Cumhurbaşkanı kızgın. Kendisini oyuna sokmaya ya da 2019'dan tamamen elemeye çalışan bir AK Partili grup vardı. Onu gördük. Ona bir tepki verdi ama ben aday değilim veya ben bu süreçte yokum demedi. Öyle algılamalar da oldu. Katılır mısın buna? Şimdi ben toplumu anlamıyorum. Siyasetçileri de anlamıyorum. Yani Gül'e, yani iki türlü var. Bir tanesi Gül'e umut bağlamaktan vazgeçmeleri lazım. Çünkü Gül yapabilecek olsaydı, bir şey yapabilecek olsaydı şimdiye kadar defalarca yapmış olurdu. Çünkü mesela ben şunu biliyorum. Gül Cumhurbaşkanı'na Tayyip Erdoğan adaylığını koyduğunda iki cümle etmiş olsaydı Türkiye'nin bugün geldiği nokta bambaşka bir nokta oldu. O cümleden biri şuydu. Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsunuz? Peki o zaman başbakanlığı alıyorum. Başbakanlığı vermiyor musunuz bana? Peki o zaman ben Cumhurbaşkanı adayım. Bak bu iki cümle bütün Türkiye'nin kaderini değiştirebilirdi. Evet. Bunu bile demedi. Ya bunu bile demedi. Ondan sonra Türkiye, ben çok konuştuğum için biliyorum, bizim duyduğumuz endişelerin 10 katını duyuyor Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin çok kötü bir noktaya gittiğini kendisi dile getiriyor. Bunu AK Parti yetkililerine, yüzlerine karşı söylediğini biliyorum. Kendi anlatımlarında nasıl söylediklerini de biliyorum. Bu anayasa değişikliğine de son derece sert. Anayasa değişikliğine de çok tedirgin olduğunu ve bunu gidip defalarca yanlış yapıyorsunuz dediğini de biliyorum. Şimdi bütün bunların sonunda hala benim biraz önce söylediğim gibi AK Parti diye bir partinin kalmadığını, İslamcılık hareketinin çöktüğünü, yerine Erdoğanizmin geçtiğini, Erdoğanizmin artık bir iktidar projesi olduğunu, orada Abdullah Gül'e de Ali Babacan'a da yeri olmadığını, bunu artık hepimiz biliyoruz. AK Parti tabanında da ne Gül'e ne de Ali Babacan'ın yerinin artık kalmadığını, çünkü lider karizması toplumu dönüştürdü, İslamcılık bir ideoloji olmaktan çıktı, Erdoğanizm temel amaç haline geldi. O yüzden de AK Parti içerisinde bir çatırdama, bir bölünme, bir parçalanma, oradan Gül'ün bir hareket etmesi, böyle bir ihtimal yok. Bunu kafasında. Türkiye öyle bir Türkiye değil. Bunu şeye yoruyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu kavrayamamaya yoruyorum. Ne Türkiye nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğunu bilse toplum asla böyle şeyleri tartışmaz olur. Bu bir yüzü. Ama öbür yüzü de var. İşte tam da o söylediğim Erdoğanizme evrilen o hareket Erdoğan'dan başka kimseye yaşam hakkı vermiyor. Ancak itaat esastır. Liyakat değil, yol arkadaşlığı değil, ortaklık değil, paylaşım değil. Esas olan o lidere itaattir. O lidere itaat, bak tekrar ediyorum. İtaat demek sadece sesini çıkarmamak demek değildir. Şöyle şeyler duyuyorum mesela yandaş yazarlar arasında. Diyelim ki konuda bir yazı yazmıyorlar değil mi? Evet. Herhangi bak eleştiri de yapmasına gerek yok Tayyip Erdoğan'la ilgili. Tayyip Erdoğan söylemiş olduğu bir konuda destekleyici yazı yazmadıklarında hedefe koyuyorlar. Kendi içlerinde. Onu biliyorum. Mesela sen niye bu konuda kalem oynatmadın? Sen niye bu konuda bize destek olmadın? Tarzı eleştiri. Bu ne demek? Bu itaat. Sorgusuz, sualsiz, katıksız bir itaat beklerler. Şimdi o katıksız itaati Gül'ün vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Babacan'ın vermediğini hepimiz biliyoruz. Bülent Arınç'ın da veremeyeceğini biliyoruz. Çünkü benim öyle bir şeyim var, tezim vardır. Herhangi bir ideolojinin terbiyesini almış insanların asgari bir sınırları vardır. Bu fark etmez. İslamcı olsun, sağcı olsun, solcu olsun, komünist olsun fark etmez. Yani bir kültürün az buçuk ucundan bulaşmış insanların inebilecekleri bir nokta vardır. İşte olarak bahsetmiyorum genel kanı. Evet. Ama bunun içerisinde çok bozukları da vardır. O yüzden de İslamcılar tasfiye edildiği yerlerine Erdoğanizm geldi. Şimdi içerideki bu Abdullah Gül'ün kırgınlığına neden olan, üzgünlüğüne neden olan dışlama tam da bu. Yani herhangi bir alternatifinin kalmaması, başını kaldırabilecek cesarette olmaması, bir şekilde tabana sesini ulaştırmasının önünü kesme çabasıdır bu. Bu karalamalar, bu dışlamalar, bu aşağılamalar. Ben bunları çok normal görüyorum. Bütün devrimciler kendi çocuklarını yer. En önce de kendi çocuklarını yer. O da Abdullah Gül de bu devrimin çocuğu olduğuna göre yiyilmiştir bana göre, bitmiştir. Yani üzerine Abdullah tartışmanın da manası yok diyorsun ama AK Parti içinde de yok. AK Parti içinde de bir hani en ufak bir ihtimali bile ortadan kaldırmak için tabii, bir girişim diye de bakmamız lazım herhalde. Tabii ben yani de, bir an önce açıkla aday değilim ama ne falan gibi. Ama o şöyledir. Şimdi biz baktığımızda bunu görüyoruz ama AK Parti yani o parti içinden baktığında onlarda ister istemez korku vardır. Çünkü en çok korkan, en otoriter olanların en çok korktuğu söylenir biliyorsunuz. Bu evet. Psikolojik bir şeydir. Yani o gücün neden olduğu yarattığı bir korku vardır. İşte o korku aynı zamanda tedirginlik de yaratıyor. Onlar da acaba bir bak ben mesela ben ne diyorum ki
benim gördüğüm tabloda Gül'ün çıkıp varlık iddiasında bulunması milyonda bir bile değildir. Hı. Tamam, ben bunu görüyorum. Ama AK Parti cephesinden birinin bunu bu kadar açık net görme ihtimali yok. Çünkü o başka bir gözle bakıyor. O ise olabilir. %1 ihtimal de olsa, cesaretlenme ihtimali olursa onu şimdiden engelleyelim çabası. Tedirginlik.